Güne Bakış'tan merhaba. Bir yıl önce bugün Diyarbakır'da dört ayaklı minarenin önünde silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi, Medyascope TV'de Ruşen Çakır'a konuştu. Elçi, eşine onun naifliğinin karşısında bir katil bile utanıyor diye anlattı. Orada özellikle vurgulamak istediğim, hani Tahir'in bir kere oradaki şey duruşu çok önemli. Çok naif bir duruşla bir insanların karşısına çıkıyor. Talepleri herkes tarafından kabul edilir talepler. Arıyorum. Orada çok farklı bir uslup kullansa belki de ona hedef alanları da bıkılacak bir pozisyon, bir durum, bir tablo ortaya çıkabilir. Ama söyledikleri herkesin, her insanı Kürt olup Türk olması önemli değil. Dünyada Gökçe ile beraber yapıyoruz yine. Bir dakikaya kadar sizdeyiz. Yani orada siyaset devreye girmemiş, siyasi bir dil kullanmamış, şiddete öyle hiçbir zaman Tahir'in kullandığı uslup hiçbir zaman ona hizmet eden nitelikte bir dil değildi. Yani söyledikleri o kadar naif ki, ben o naifliğin karşısında bir katil bile utanıyor. Ben onu uygulamaya çalıştım. Yani gerçi katil utanır mı onu bilmem. Benim orada hani söylemeye çalıştığım, onun o naifliği ve dönüşümün karşısında insanların etkileyeceğini, yani kötü düşünebilecek insanların iyi bir konuma düşebileceğini benim vurgulamaya çalıştım. Ben Tahir'in yokluğunu anlatmaya çalıştığımda sosyal boyutunu da bizim üzerinde, toplum üzerinde bıraktığı etkiyi de dile getirerek, ilişkilendirerek orada ifade etmeye çalıştım. Siz de söylediğiniz gibi. Yani ondan sonra, Tahir'den sonra hakikaten biz bahar yüzü görmedik. Sürekli bir hazan mevsimi, sürekli bir ağaçların yaprağını dökme mevsimi. Yani bu da ne demek? Sürekli bir ölüm havası. Sürekli bir gencin veya bir çocuğun, bir yaşlının, bir masum insanın katledilmesi demek. Bu da sürekli bizde bir ne yaptı? Bir hazan mevsimi havası çöktü. Yani baharı göremedik. Keşke baharın yüzünü bir belirti görebilsek. Biraz belki umutlanıp ya işte çok da abartıyormuşuz falan. Onu orada özellikle vurgulamak istediğim, hani Tahir'in bir kere oradaki şey duruşu çok önemli. Çok naif bir duruşla insanların karşısına çıkıyor. Talepleri herkes tarafından kabul edilir talepler. Orada çok farklı bir uslup kullansa belki de ona hedef alanları da bıkılacak bir pozisyon, bir durum, bir tablo ortaya çıkabilir. Ama söyledikleri herkesin, her insanın Kürt olup Türk olması önemli değil. Dünyadan nereden olursa olsun. Herkesi ikna edebilecek hak talebi var orada. Yani orada siyaset devreye girmemiş, siyasi bir dil kullanmamış, şiddete öyle hiçbir zaman Tahir'in kullandığı uslup hiçbir zaman ona hizmet eden nitelikte bir dil değildi. Tahir Elçi'nin ölüm yıl dönümünde Tahir Elçi'siz geçen bir yılı Diyarbakır Barosu eski başkanı Mehmet Emin Aktar'la konuşacağız. Mehmet Emin Bey şu an hattımızda. Mehmet Emin Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Sağ olun. İsterseniz şöyle başlayalım. Bu cinayete adım adım nasıl gelindi? Onu bize bir anlatabilir misiniz? Tekrar hafızamızı tazeleyelim. Bu cinayete tabii gelinceye kadar yer yer şehir çatışmaları, yani küçük çaplı da olsa başlamıştı. Yani 2015 Temmuz'undan sonra başlamıştı. Ve bu süre içinde tabii ki sivil aktörler bunu durdurmanın yollarını arıyordu. Sevgili Tahir Elçi de bunlardan biriydi. En başına geldiler. Çünkü Yerlat Barosu gibi son derece etkin bir kurumun başında bulunan kişiydi. Kişiliği de buna uygundu. Sevgili Tahir tabii Cizre'de, Silvan'da, başka yerlerde bizzat giderek, kendi giderek orada şehirlere çatışmaların taşınmaması gerektiğini ve bu çatışmalara bir son verilmesi gerektiğini söylüyordu. Tabii ama bu arada farklı bir şey daha oldu. Bir televizyon programında söylediği sözlerden dolayı hakkında bir yakalama kararıyla alınıp İstanbul'a götürüldü. O süreçte çok ilginçti. Aslında öncesi rutin bir işleyişte bir talimat yazılmıştı Diyarbakır'a, Vakıf Büyük Savcılığı'ndan. Fakat nedense Cuma günü yazılan bu talimat Pazartesi günü o birimden sorumlu başsavcı vekili tarafından geri istenerek yakalama kararı istenmişti ve yakalama kararı da İstanbul'a götürüldü. Bu kamuoyunda çok şey bir etki yarattı ama bir yandan da ona yönelik tehditleri de arttırdı. Bunun bütünü bununla bağlantılı mı onu söyleyemem ama çünkü bu olayın cidden aydınlatılması gerekiyor. Bunun bir parçası mıydı?
Onunla bir ilintisi var mıydı? Onu söylemek için çok fazla dona yok elimizde. Ama bunların bütünü, yani bir resmi, o cinayete öldürülmesine giden süreci, döşeyen yol taşları olarak bakarsanız, bu da önemli bir taşlardan biriydi. Onu cinayete, terörist cinayetine götüren süreci başlatan adamlardan biriydi. Yani başta bakıldığında evet, 28 Kasım'a geldi ve 28 Kasım'da o korkunç olay yaşandı. Biz kendi içimizde baro başkanımızı, bir dostumuzu, bir arkadaşımızı, bu ülkenin yiğit bir hukukçusunu, insan hakları savunucusunu kaybettik. Peki Mehmet Bey, aslında biraz kamuoyu biliyor bu cinayetin aydınlatılabilir bir durumda mı hukuki süreç şu anda? Ama sizden de bir dinlemek isteriz. Ne durumda şu an hukuki süreç? Hukuki süreç şu anda soruşturma devam ediyor. Şüphelisi olmayan bir soruşturma şeklinde devam ediyor. Bir yıldır şüphelisi olmayan bir soruşturma şeklinde sürüyor. Bu gerçekten şüpheli yok mu? Yani şüphelenenler üzerine şüphe olmanın dışında kimse yok mu? Var tabii ki, ama bu olay adli bir olay, herhangi bir vaka şeklinde olmuş olsaydı o sokakta o gün silah kullanan herkes şüphelisiydi aslında. Herkes bu dosyada şüpheli durumunda olurdu. Ama soruşturma meclisleri bütün ısrarlarımıza rağmen ne yazık ki bugüne kadar hiç kimse şüpheli olarak dinlemiş değildi. Bu bize aslında bir direnci gösteriyor. Bu olayın aydınlatılmaması, zamana bırakılarak soğutulması ve kapatılması gibi amaç güdülüyor. Ama şunu göz ardı ediyorlar sanırım soruşturma meclisleri ya da bu işin arkasında bu soruşturmanın akamete uğramasını arzulayan herhangi bir irade ise şunu göz ardı ediyor. Tayyip bir insan hakları savunucusuydu. Paylaşılmış cinayetler konusundaki titizliği, mücadelesi kamuoyunca çok yakından biliniyor ve Diyarbakır Barosu Başkanı'ydı. Bu açıdan Diyarbakır Barosu var olduğu sürece bu cinayetin aydınlatılması için bu çabayı sürdürecek. O mensuplar da sürdürecek bu çabayı. Mehmet Bey, isterseniz bir haberimiz daha var Tahir Elçi'nin ölümüyle ilgili. Onu da izleyelim. Hayatını anlatan bir haberimiz aslında. Daha sonra sizinle tekrar devam edelim. Tamam. Geçtiğimiz yıl bugün Diyarbakır'da öldürülen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin her türlü hak ihlaliyle mücadele ederek geçen yaşam öyküsünü arkadaşımız Semih Sakal özetledi. Adaletin bir nebze de olsa bu topraklara da uğraması için hayatı boyunca mücadele eden ve bu uğurda yaşamını yitiren Tahir Elçi, 1966 yılında Cizre'de dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Cizre'de tamamladıktan sonra 1991 yılında Diyarbakır Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Ardından Diyarbakır'da serbest avukatlık yapmaya başladı. Hayatını doğduğu topraklarda geçiren ve bu sebeple hak ihlalinin her türlüsüne şahit olan Elçi'nin mesleki olarak yoğunlaştığı konular ceza ve insan hakları hukukuydu. Ancak İslamiyet'ten sonra, fetihten sonra aklın bu ortak mekanında silah... Elçi, 1990'lı yıllarda yaşanan yargısız infazların, faili meçhul cinayetlerin ve köy yakma olaylarının sonrasında açılan davalarda mağdurların avukatlığını üstlendi. 1994'te 26 kişinin ölümüne neden olan Kuşkonar ve Koçağlı köylerinin bombalanması, Lice davası, Temizöz davası ile son dönemin simge olaylarından Roboski katliamı, Elçi'nin avukatlığını yaptığı davalardan sadece birkaçıydı. Hak ihlalleri konusundaki uzmanlığı ve bu konuda başardıkları onu insan hakları savunucusu haline getirdi. Bu bağlamda sayısız sivil toplum örgütünde farklı görevler üstlenen Elçi, Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi Bilim Danışma Kurulu üyeliği ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı Kurucular Kurulu üyeliği de yaptı. Son olarak iki dönemdir Diyarbakır Barosu Başkanlığı görevini yürütüyordu. Mesleki birikiminin yanı sıra adalet mücadelesindeki kararlı duruşu onu hak ihlalleri konusunda ülkenin en önemli insanlarından biri yaptı. Öyle ki nerede bir hak ihlali, bir adaletsizlik olsa akla ilk gelen isimlerden biriydi Tahir Elçi. Onun için adaletsizliğin kime yapıldığı ve kimden geldiği önemli değildi. Onun için esas olan birinin veya birilerinin hakkının yenmemesiydi. Tahir Elçi bunun en güzel örneklerinden birini sergilediği gün aramızdan ayrıldı.
28 Kasım günü UNESCO Kültür Mirası listesinde bulunan 4 ayaklı minare için açıklama yaptıktan dakikalar sonra öldürüldü. Haberimizde de izlediğimiz gibi Tahir Elçi hak ihlallerine karşı büyük mücadeleler vermiş bir insandı. Mehmet Emin Bey, buradan devam etmek istiyoruz. Sırf bu açıdan bakarsak bile Tahir Elçi'nin yokluğu ne anlam ifade ediyor? Tahir Elçi'nin yokluğu tabii bizi hepimizi eksik kılıyor aslında. Yani dostları arkadaşlar olmanın ötesinde de bizi eksik bırakıyor, toplumu da eksik bırakıyor. Bu alandaki son derece mücadeleci, fikri takibi konusunda örnek alınabilecek bir ismi de kaybettik. Çünkü Tahir öyle bir insandı. Hani ele aldığı dosyayı çok umutsuz olsa bile ısrarla, hani yine de kuyu kazarcasına sabırla yürüterek sonuç almaya çalışıyoruz. Böyle bir arkadaşımızdı. Biz bu konuda böyle azimli, fikri takibi son derece gelişkin bir arkadaşımızı da kaybettik. Bu Türkiye'deki bütün hak ve insan hakları mücadelesi alanındaki bizim avukat camiası açısından çok önemli bir kayıptır Tahir Elçi'nin olmayışı. Peki Tahir Elçi'nin olmayışı Kürt sorunun bugün geldiği nokta açısından ne anlam ifade ediyor Mehmet Bey? Yani çözüm sürecinin bitmesi, 1 Kasım seçimlerinin ardından bölgede yaşananlar, ardından Tahir Elçi'nin öldürülmesi ve şu an aslında HDP eş başkanlarının tutuklu olması, belediyelerine kayyum atanması gibi bir noktaya geldik. Çözüm sürecinden bu noktaya gelindi. Peki bu Tahir Elçi'nin öldürülmesiyle birlikte bugün gelinen kırılma noktasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu bir süreç tabii ki. Yani sadece 7 Haziran seçiminden sonra bence 2014'ten itibaren hükümetin planladığı bir süreç olduğunu düşünüyorum. O süreçten sonra aslında belki yani Rojava'daki gelişmeler, Irak'taki gelişmeler vesaire, bunların bütünüyle aslında bir arada düşünmek, bütün olarak düşünmek gerekiyor. Çünkü domino etkisi yapabilecek gelişmelerdir sonuçta Kürt meselesinde bunlar da. Hükümetin de aslında hükümetten çok aslında devletin de geleneksel refleksleri gösterdiğini, çözüm sürecinin ülkeyi parçalanmaya doğru gösterebileceği bir algıyla hareket ettiğini ve bu süreci rafa kaldırmanın sorumluluğunda, suçlamasında başka bir tarafı yüklemek gibi bir çaba içine girdiğini söylenebilir. Ama diğer tarafta çok masum bu konuda, hani bu sürecin akamete uğraması konusunda hataları, yanlışları yok mu? Bir tonlu hata var tabii ortaya yerde, yani Kürt tarafında hataları var. Ama asıl olan sivil topluma ve demokratik siyasete yapıldı. Çünkü bizim ihtiyacımız olan şey bu ülkede aslında konuşmak. Konuşmadığımız sürece birbirimizi anlama şansına sahip olamayız. Ve şimdiden öncelikle konuşacak kişiler tutuldu. Ne oldu? Tahir Elçi'nin şahsında aslında bütün olarak bu coğrafyadaki sivil toplumun sesi kısıldı. İnsanların bir araya gelmesi, seslerini yükseltmesi kısıtlandı. Ve sonrasında, 15 Temmuz sonrasında da yaşamları hepimiz birlikte yüzüyoruz zaten. Olan sağlı birlikte işte atanan kayyumlar, tutuklanan milletvekilleri, siyasetin tamamen işsiz kılınması, basının susturulması, bunların bütünü göz önünde bulunduğumuz aslında içine girdiğimiz süreç. Cumhuriyet tarihi boyunca geçmiş dönemlerde bu denli karanlık bir dönem ne zaman yaşandı diye bilmiyorum ama yani bu bulunduğumuz çağ açısından değerlendirdiğimizde gerçekten çok karanlık bir döneme girdiğimizi ve buradan da bir umut ışığının çok zayıf olduğunu söylemek mümkün. Şimdi önemli ölçüde dernekler ve sivil toplum örgütleri de kapatıldı bu süreçte. Böyle olunca da haliyle ortaya çıkarabilecek, ses getirebilecek aktörler de, kurumlar da yok denecek durumda. Bu durumda da herkes artık savaşı istiyor. Ve artık kimse eskisi gibi de nasıl söyleyeyim, skorboard'u, oradan bu kadar kişi öldü, bu kadar kişi, her gün ölüm haberleri alıyoruz. Ve ölüm haberleri aldığımız yerde de öfke birikiyor. Öfke nefrete dönüşüyor. Ve toplum kesimleri birbirine nefret ediyor. Şimdi nefretin körüklendiği koşullarda siz barış zeminini yeniden kurmak için zorlanırsınız. Bu açıdan ihtiyacımız olan şey buna bir an önce bir son vermek. Çünkü bu işin bizi çok daha ciddi çatışmalara, komşumuzla boğazlaşmaya, arkadaşımızla boğazlaşmaya, iş arkadaşımızla boğazlaşmaya kadar götürebilecek bir süreç olduğu kayıtlı taşıyor. Bugün bu koşullarda anma törenleri de düzenlendi. Anma törenlerine hangi duygu hakimdi? Hüzün vardı aslında. Biraz da sahipsizlik bence. Sahipsizlik vardı. İlginç bir şey. Tahir Elçi Diyarbakır Barosu Başkanı'ydı. Şu örneği vereyim. O sizin için daha çarpıcı olabilir belki. Mesela Türkiye'de şu anda 79 baro var. Her ilde yok, iki ilde yok ama 79 baro var. Baro başkanı toplantısı oldu. Baro başkanı toplantısında şu önerinin geldiğini düşünün. 3 baro başkanı en sonda konuştu. Çünkü onlar konuşunca gündem bitiyor.
diye önerisi oylamaya sunulmuştu bir toplantıda. Bu üç baro İstanbul, Ankara ve Diyarbakır Barosu başkanlarıydı. Bu açıdan bakmak gerekiyor. Böyle önemli bir baronun başkanı, kişilik olarak da çok önemli bir aktör olan, yani ayrıca ismiyle de çok önemli bir aktör olan bir kişiye katlediliyor ve yıllar önce Türkiye Barolar Birliği'nden bir tek kişi yok. Sadece Türkiye Barolar Birliği'nden değil, başka bir barodan da geldi. Mezarlıkta anmada birkaç CHP milletvekili vardı, Diyarbakır'daydı. Onlar bulmuşlardı. Onun dışında sadece biz vardık. Evet, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler, çok Mehmet sağ olun. Bey. Güzel, iyi yayınlar. Yurttaş girişimi tarafından başlatılan Benim de itirazım var kampanyası hakkında Fırat Fıstık'ın sorularıyla Oya Baydar ve Gürhan Ertürk kampanyayı değerlendirdi. Şimdi bu yurttaş girişimi şöyle denebilir. Durumdan vazife çıkaran her dönem duyarlı yurttaşların bir araya gelerek bir itiraz mı var, ne var, ortada ne varsa ona karşı bir ses çıkarma grubu diyelim. Hiçbir böyle köşeli yapımız yok. Bu şurada başladı. Belki özellikle o dönemleri yaşamış olanlar hatırlayacaklar. Bir dakika karanlık, sürekli aydınlık için bir dakika karanlık eylemiyle başladı. Gerçekten de benim hatırladığım 12 kadar birbirini tanıyan, ya ne yapacağız bu gidişata karşı bir sesimiz çıksın diyen arkadaşlardı bunlar. Çeşitli kesimlerdendi. Arkadaş demenin altında çiziyorum gerçekten, örgüttaş falan değil. Daha sonra bu barış girişimine dönüştü. Hemen hemen aynı insanlar fakat genişleyerek ne zaman barış girişimine dönüştü? Irak'ta Amerikan istilası sırasında, Irak'ta savaşa hayır kampanyası sırasında barış girişimine dönüştü. 2002'dir yanılmıyorsam. Daha sonra bir süre uyudu ve şimdi ülkemizde gerçekten de çok yurttaşı kaygılandıran gelişmelerin olduğu şu günlerde yine aynı mantıkla hemen hemen aynı kişiler genişlemiş olarak, yeni arkadaşlar da gelmiş olarak bir kere daha buluştuk. Ve yurttaş girişimi olarak bu defa yine, çünkü bir at soruyorlar sizin gibi, kim yapıyor bunu dendiğinde, evet, işte yurttaş girişimi. Ama bizim böyle başkanımız, sözcümüz falan hiçbir şeyimiz yok. Buraya gelen Gürhan Bey'le ben sözcü falan değiliz aslında. Beni buraya çağırdılar, geldim. Gürhan Bey de, o da çok hakim şu anda yaptığımız işlere, o da geldi. Spesifik bir örnek var mı? Aslında Kürt politikacıları dahi, Kürt siyasi temsilcileri dahi artık meselenin sadece Kürt sorunu olmaktan çıktığını, topluca bir demokrasi sorunu haline geldiğini, özgürlükler sorunu haline geldiğini ifade ediyorlar. Yani o mücadelenin baştan beri sorumlusu durumunda, lideri, örgütleyicisi durumunda olan sözcüler dahi bu noktaya gelmiş vaziyetteler. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Yani Türkiye'de çok ciddi bir demokrasi, demokratik haklar, özgürlükler ve ifade özgürlüğü meselesiyle karşı karşıyayız. İşte son gelinen sayı, Çin'deki gazeteci, basın mensubu sayısından daha fazla insan Türkiye'de hapishanelerde. Yani şurada ifadesini bulan bir salkız, vicdanlı iyi insanlar, işinde gücünde sokakta, sosyal medyayla ilişki değil, bunlara da ulaşmanın bir yolunu bulmak lazım. Bunu biraz düşüneceğiz herhalde. Bizi aşar mı? Belki aşar. Ama bir düşünmek böyle lazım. Böyle bir toplantılar yapıldı, panellerin yani veya... Yani şu anda bir şey söyleyemiyorum. Çünkü ya daha bunu kararlaştırabilmiş değiliz. Önce şeyi görmemiz lazımdı yani. Bu ilk adımlarımızın nereye götüreceğini, anlaşılıyor ki ilgi var. Bundan sonra düşünmek lazım. 1 Kasım 2015 seçimlerine giden süreçte Başbakan Yardımcılığı görevine getirilen ve o günden bu yana da bu görevine devam eden Tuğrul Türkeş, MHP'den o dönemde ihraç edilmişti. Tuğrul Türkeş bugün Hürriyet Gazetesi'ne sürpriz bir röportaj verdi. Bu röportajda da hem idam cezasına karşı olduğunu hem de olağanüstü halde yapılacak herhangi bir anayasa değişikliğini yanlış bulduğunu söyledi. Yapılacak yeni anayasanın ve referandum sürecinin o hal içerisinde yapılmasını yanlış bulduğunu söyleyen Tuğrul Türkeş, uzatılıp uzatılmayacağına bakılacak ama o haldeki bir ülke anayasa değiştiremez, dedi. Tuğrul Türkeş bugün Hürriyet'ten Cansu Çamlıbel'e verdiği röportajda, Avrupa'nın 15 Temmuz darbe girişiminde toplumda yaşanan travmayı anlamadığını vurguladı.
toplumun idam cezasını talep ettiğini ancak kendisinin idam cezasının geri getirilmesini yanlış bulduğunda sözlerine ekledi. İhraç edildiği eski partisi MHP ve Devlet Bahçeli'nin referandum stratejisinin olası bir erken seçim tuzağı olabileceğini söyleyen Türkeş, "Mecliste 40 milletvekiliyle iktidar partisine bir zarar veremezsin ama yanlış bir adım attırırsan, referandumda %49 dahi alsa AK Parti referandumu kaybetmiş olur ve opsiyonlardan biri de takviminden önce seçimi yenilemek olabilir. Ben parti içinde de bunu söylüyorum. Onun için de rahatlıkla bir gazeteciyle de kamuoyuyla da paylaşıyorum. AK Parti'nin bu tuzağa karşı çok dikkatli olması gerekir." uyarısında bulundu. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye ile müzakereleri geçici olarak durdurma tavsiye kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'deki mültecilerin Avrupa'ya gönderilebileceğini açıklamıştı. Arkadaşımız Zeynep Ekmekçi, araştırmacı Melih Cılgı ile AB ve Türkiye arasındaki mülteci anlaşması bozulursa neler yaşanabileceğini konuştu. Ta en baştan beri söylenen bir şey vardı. Bu 18 Mart anlaşmasının özü Türkiye'nin mülteci deposuna dönüştürülmesi. Tabii kimse bu ağır lafa kabul etmiyor ama eğer Türkiye kesin tavır alırsa mültecileri göndermeye veyahut da mülteci akınını kolaylaştırmaya kalkışırsa bu görev otomatik olarak mecburen Yunanistan'a yapacak, devredilecek. Öyle bir durum var. Birikme orada olacak. Zaten şu anda yani dediğim gibi 13 bin falan civarında adalarda var. 45-46 bin kadar da Yunanistan anakarada insanlar var. Bir de işin şöyle bir yönü var. Hani Avrupa Birliği de kendi içerisinde bu hem Yunanistan hem de İtalya'da birikmiş olan insanları diğer Avrupa ülkelerine dağıtmaya çalışıyor. Relocation planı deniyor ona. Fakat bu da işlemeyen bir plan maalesef. Çünkü istemiyor bazı ülkeler. İstemiyor. Yanılmıyorsam Yunanistan'la ilgili bir rakam var elimde. Sadece 5400 kişi Yunanistan'dan diğer Avrupa ülkelerine yerleştirilebildi bugüne kadar. Durum zor yani. Fransa'da merkez sağ koalisyonu Cumhuriyetçilerin dün yaptığı ön seçim sonuçlandı. Buna göre François Fillon rakibi Alain Juppé'ye açık fark attı. 2017 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde merkez sağın adayı olmayı garantiledi. Cumhuriyetçilerin düzenlediği ön seçimlerin ilk turunda Sarkozy ve Juppé karşısında %44.1'lik bir oy oranıyla beklenmedik bir başarı göstermiş olan Fillon, çok yüksek bir katılımla 4 milyon 300 bin kişinin oy kullandığı ön seçimlerin ikinci turunda oyların %66.5'ini alırken Bordo Belediye Başkanı Juppé oyların yalnızca %33.5'ini alabildi. Fillon'un Fransa'nın bütününde oy çokluğunu alması, İlk turu 23 Nisan, ikinci turu ise 7 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin en güçlü adayı haline gelmesini sağladı. Ön seçim sonuçlarından sonra konuşan Fillon, "Kazandığım zafer, insanların son 3 yıldır projelerime ve değerlerime ikna olması üzerine inşa edilmiş bir zaferdir," dedi. Öte yandan sadece Cumhuriyetçilerin değil tüm Fransa'nın adayı olduğunu vurgulayan Fillon, Fransa'ya hizmet etmek isteyen herkese elini uzatacağını söyledi. Ön seçimlerin ilk turunda elenen eski Cumhurbaşkanı Sarkozy ise Fillon'u tebrik ederek 2017'de siyasi ailemizin daha önce hiç olmadığı kadar François Fillon'un etrafında birlik olması zamanıdır dedi. 2007-2012 yılları arasında başbakanlık yapan Fillon, görece merkezde olan Juppé karşısında Katolik, muhafazakar sağ bir kampanya yürütmesiyle biliniyor. Fillon'un programında göçmen kotasının oluşturulması ve milletvekili sayısının azaltılması gibi konularda referanduma gidilmesi, yabancıların Fransız vatandaşlığı alması için bir asimilasyon kriterinin oluşturulması, Fransa'nın göçmen alımı ve göçmenlerin entegrasyonuna ilişkin anayasanın düzenlenmesi, İran ve Suriye ile ilişkilerin geliştirilmesi ve Suriye konusunda Rusya ile işbirliği yapılması başlıkları ön plana çıkıyor. Sağcı programıyla destek alan Fillon'un Le Pen liderliğinde Fransa'da yükselen aşırı sağcı popülist politika karşısında Juppé'ye göre daha başarılı olması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminin 7 Mayıs'ta yapılacak ikinci turuna Fillon ve Le Pen'in kalması halinde seçimin sonucunu sol seçmenin katılımı ve aşırı sağcı Le Pen karşısında Fillon'u destekleyip desteklemeyecekleri belirleyeceğe benziyor.
Dün Çaykur Rizespor Fenerbahçe karşılaşmasında Musa Sow hem hat-trick yaptı hem de bir rövaşata golü daha attı. Musa Sow'un bu performansı sonrasında Feneryum'da Sow'a özel formalar satışa çıktı. Fenerbahçe'nin dün Çaykur Rizespor'u 5-1 yendiği maçta hat-trick yapan Musa Sow, bu gollerden birini rövaşatayla atınca bir anda sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu. Geçtiğimiz sezon 16 milyon euro bedelle Birleşik Arap Emirlikleri'nin El Ahli takımına transfer olan Senegalli oyuncu, bu sezonun başında kiralık olarak Fenerbahçe'ye dönmüştü. El Ahli'ye transfer olmadan önce Fenerbahçe formasıyla birçok rövaşata gole imza atan Sow, bu sezonda önce Manchester United'a, ardından Çaykur Rizespor'a birbirinden güzel rövaşatalar atarak adından söz ettirdi. Maç sırasında ve sonrasında Twitter'da hakkında en çok konuşulan isim olan Sow'un sürekli rövaşata denediği için sahayı baş aşağı gördüğü şeklinde espriler yapıldı. Bu esprilerden yola çıkarak Fenerbahçe resmi ürün mağazası Feneryum, Sow'un isminin ve numarasının baş aşağı yazıldığı formaların bugün itibariyle satışa çıkacağını duyurdu. Ayrıca Sow, sağ ayak, sol ayak ve kafayla yapılan vuruşlarla atılan gollerle yaptığı üçleme sonucu perfect hat-trick'te yapmış oldu. Medyascope TV yayını saat 21.30'da Gürsel Akay'ın sunduğu bisiklet programıyla devam ediyor. Gürsel Akay'ın konuğu Dinçer Özören ve Erman Buldaç. Yarın yine aynı saatte Güne Bakış'ta buluşmak üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar.